Anda arttıran başka bir hükümet dünya piyonuydu Erbakan Hocam. Önce millet, önce mazlumlar, önce imtiyazlılar, önce zenginler, önce holdingler, önce dış güçler anlayışıyla değil, kurulmasının üzerinden 5,5 sene geçen bir partiyiz ama Cenab-ı Allah şükürler olsun 55 senelik mazimiz var, 55 senenin manevi mirası var elhamdülillah. Bir baktım çalışanların maaşını ödemekten aciz durumdayız. Küçücük bir belediyede ben öyleyse ne yapacağım dedim. Düşündüm, taşındım, düşündüm. En son gittim İskenderun tarafında aralarındaki yasaları ıslah ederek değerlerimize, kültürümüze, tarihimize uygun yuva yıkan değil, aileyi ve yuvayı koruyan hem kadını, hem babayı, hem çocukları, hem aileyi koruyan yasa ve düzenlemelerle inşallah manevi kalkınma hamlesini de gerçekleştireceğiz. Erbakan hocamızın hedef olarak gösterdiği D60 hedefine ulaşıp Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplayıp inşallah İslam Birliği'ni tesis edeceğiz. Ve biraz önce söylediğim gibi İslam Birliği'nin gücüyle 2,5 milyarlık İslam aleminin ortak hareket etmesiyle, ortak gücüyle Gazze'yi de, Doğu Türkistan'ı da, Arakan'ı da, Keşmir'i de inşallah bu zulümlerden kurtaracağız. Bütün bunlar milli görüşle mümkün. Bütün bunlar milli görüşle mümkün. Milli görüş tarihi rahmetli Erbakan hocamızın icraatları bunun apaçık göstergesi. D8'in kurulması, İslam Birliği'nin ilk adımının atılması, Amerika'nın İncirlik üssünün kapatılması, Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi, Filistin'e 100 sene aradan sonra ilk defa yeniden Türk askerinin Mehmetçiğin gönderilmesi El Halil kentine, Amerika'nın haksız İran ve Irak ambargolarının delinmesi. Bununla beraber işte 54. hükümette tek bütçeyle, havuz sistemiyle, milli kaynak paketleriyle 6 ayda 35 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulunması ve bu kaynakla da işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, dar gelirlerin yüzünün güldürülmesi. Bolluk ve bereket döneminin yaşatılması. 54. hükümet sadece dış politikada değil, ekonomide de şampiyon.